Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teâlâ Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hikmet'in 40 Kapısı isimli eserimizin 40. ve sonuncu hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz hadis-i şerifimiz, İmam Tirmizi Hazretlerinin sünenlerinde yer alan bir hayli ümmet-i Muhammed Aleyhisselam arasında meşhur olan bir hadis-i şerif. Hadis-i şerifimizin metnini okuyalım. Üzerinde hep beraber düşünüp konuşalım inşallah değerli kardeşlerim. An Ebi Hurayrata radıyallahu anh, Kâle Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Efendimiz'den radıyallahu anh naklediliyor. O şöyle buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Eksirû zikra hâzimil lezzâti. İnsanın tadını, lezzetlerini kaçıran ölümü çokça anın, çokça zikredin buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ağızların tadını kaçıran, lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın buyurdular. Evet, biz tabii hatırlayabildiğimiz kadarıyla annemizden dünyaya geldik, belli bir çocukluk dönemi yaşadık. İşte tabiri caizse aklımız başımıza geldi. Aklımız başımıza geldi. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor, algılamaya çalışıyoruz. Ama hayatımızın bundan önceki kısımları da var. Ruhlar alemi var. Ta ilk yaratıldığımız anda Yüce Rabbimize verdiğimiz bir söz var. Bütün ruhlara hitap ederek Yüce Rabbimiz Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurmuştu. Galu bela, bizler de elbette öyledir ya Rabbi demiştik. Başka ne olabilir? Bu bilinen bir hakikattir demiştik. Efendim dünyaya geldik. Dünya hayatında da İnişli çıkışlı birçok süreçler yaşadık. İşte bazen bakıyoruz hastalıklar geliyor. Bazen bakıyoruz genişlik zamanlar oluyor. Ekonomik sıkıntılar geliyor. İmtihanlar geliyor. Aile imtihanları geliyor. Akrabalar, eş, dost, ticaret, konu komşu derken bakıyoruz ki hayat serüveni hızlı bir şekilde akmaya devam ediyor. Hepimizin günlük telaşları var. Gelecekle ilgili planlarımız, beklentilerimiz var. Sürekli bir koşuşturmaca hali içerisindeyiz. Hele de yaşadığımız dönem ve çağ itibariyle. Efendim zamanın acımasız bir şekilde, hızlı bir şekilde akıp gittiğine şahit oluyoruz. Evet. Zamanın hızlı bir şekilde akıp gittiğine şahit oluyoruz kardeşlerim. Bakıyoruz ki daha dün efendim çocukluk arkadaşlarımızla hani derler ya tabiri caizse çelik çomak oynuyorduk. Bir baktık askerlik çağımız gelmiş. Bir baktık işte evlenmişiz. Bir baktık çoluk çocuğa karışmışız. Bir baktık saçımız sakalımız beyazlamaya başladı. Belimiz bükülmeye başladı. Gözlerimiz daha az görüyor. Kulaklarımız daha az duyuyor. Ağrılar, sıkıntılar vesaire. Ne oldu? Zaman büyük bir hızla akıp gitti. Şimdi eğer bu zaman içerisinde biz her şey en güzel olsun, en ideali olsun, böyle beklentilerin en yükseği, en efendim üst seviyesi olsun diye beklemiş olsaydık, hayattan hiçbir şey anlamamış olurduk. Hayatta her şey dört dörtlük olmuyor kardeşim. Bazen bakıyorsunuz, efendim tam böyle huzuru, mutluluğu bulduk, bu iş böyle oldu dediğiniz anda, her şey alt üst olabiliyor. Ölümler geliyor, hastalıklar geliyor, depremler oluyor, yangınlar oluyor. Efendim vücudumuzdan arızalar çıkmaya başlıyor. Aile huzursuzluklar oluyor. Büyükler, küçükler birbirine karışıyor. Ekonomik sıkıntılar vesaire vesaire derken bakıyoruz ki geçen bu hızlı zaman bizi yaşlılığa, ihtiyarlığa doğru sürükleyip götürüyor. Ve unutmayalım ki ömrümüzden geçen her gün, her saat, her dakika bizi ölüme daha da yaklaştırıyor.
Hocam işte askerliğim vardı, şu askerliğim bir an önce bitsin, şafak sayıyoruz. İşte bilmem 500'den 600'den başladık, 100'lere düştük, 50'ye geldik, işte bitti bitecek. O giden zaman ömürden değil mi kardeşlerim? O da ömürden gidiyor. Hocam işte borcumuz var, şu borcumuzu bir bitirelim. Hocam işte şöyle bir süreç var, bunu işte bunları bekleyerek eğer hayatı yaşarsak asıl mevzuyu kaçırırız. Evet şafak da sayacağız ama onun bize verilmiş bir emanet olduğunu, o emanet elimizden giderken en üst seviyede o emanete nasıl sahip çıkabiliriz, onun hesabını vermemiz lazım. Hatta sadece günler, saatler değil, hesabı verilebilir nefeslerimizin olması lazım. Büyükler bize ne güzel yol gösteriyorlar değil mi? Mesela Mehmet Said Korkut Hazretleri rahmetullahi aleyh buyururlar ki, ölmek istemediğin yerde bulunma evladım derler. Ölmek istemediğin yerde bulunma. Ölüm her an gelebilir çünkü. Affedersiniz bir meyhanede bulunsanız, günah işlenen meclislerde bulunsanız ve ölüm orada bizi yakalasa, Allah korusun, Rabbimizin huzuruna nasıl varırız, nasıl hesap verebiliriz? Bütün hayatımız hesabı verilebilir bir hayat olmalı. Bak geceleyin uyuduk, Rabbimiz lütfeyledi, büyük bir nimet. Uyuyamayan insanlara sorun, uyku ne kadar büyük bir nimet. Uyanamıyor adam, uykuya varıyor, emri hak vakidir, uykusunda vefat ediyor. Yüzlerce, binlerce böyle insan var. Rabbimiz her gün bizi öldürüyor, diriltiyor, öldürüyor, diriltiyor. Her gün hatta sadece uyku ve uyanıklık demeyelim. Aldığımız her bir nefeste, verdiğimiz her bir nefeste ölüyoruz, diriliyoruz. Hocam olur mu öyle şey? Hakikaten öyle bir şey. Çünkü bir nefes alışverişimizde vücudumuzdaki trilyonlarca hücre ölüyor, trilyonlarca hücre tekrar hayat buluyor. Bu bir ölüm ve diriliş demek. Sürekli ölüm ve dirilişi yaşıyoruz. Ama bir gün gelecek ki hakiki ölümle yüz yüze olacağız kardeşler. Hayat bizim için, ömür bizim için en önemli, en kıymetli sermayemiz olmalı bu yönüyle. En önemli sermayemiz. Hocam şimdi zaman öldürenlere ne diyeceğiz o zaman? Nasıl bir tabir? Bakın zaman öldürmek. Bu anlaşılabilir bir tabir değil Müslüman açısından. Hocam biraz zaman geçirelim. İşte evden çıkıyoruz, çarşıya kadar gidiyoruz. İşte orada arkadaşlarla biraz takılıyoruz. İşte öğle ikindiği falan kılacağız. Zaman geçirmek için bunu yapıyoruz. Bu ne demek yani? Müslümanın zaman öldürmek, zaman geçirmek diye bir tabiri olamaz. Efendimiz Aleyhisselam, onun getirdiği vahiy bize zamanı en üst ve en kaliteli seviyede kullanmamızı işaret eder, emreder. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz فَاِذَا فَرَغْتَ فَمْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Bir işten boşaldığın zaman, ayrıldığın zaman hemen başka bir işe intisap et, hemen başka bir işe yönel. Efendim işte şu tatil, bu tatil, yaz tatili, ara tatil Müslüman için kullukta tatil olabilir mi? Sürekli bir ibadet, sürekli bir kulluk, sürekli bir işleyişin olması lazım. Bir işte yorulduk, başka bir işte dinleneceğiz. Hani sürekli sağ kolunuzu kullandınız, yoruldu. Biraz sol tarafı kullanıyorsunuz, burayı yorulunca sağ tarafı kullanıyorsunuz. Bunun gibi bir işten yorulduğumuz, ayrıldığımız zaman başka bir işe koyulmamız lazım. Çünkü ömür bize verilen en büyük emanet, en büyük sermayemiz. Onu böyle bol bol, cömert cömert harcamanın Müslüman açısından bir anlamı yok kardeşlerim. Neticede şöyle düşünelim. Bugün yarın ne zamansa ölüm bizi bulacak ve o ölüm anını bir düşünelim. Nelere pişman olacağız? Ya eşimle daha fazla olsaydım, çocuklarımla daha fazla vakit geçirseydim, daha fazla namaz kılsaydım, daha fazla hayır hasenat yapsaydım, daha fazla dostlarımla olsaydım, hak yolda, iyilik yolunda daha fazla çabalasaydım. Elimizde fırsat var. Bu fırsatları değerlendirebilme adına ölümün her an kapımızı çalacağını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, değerli kardeşlerim, bir gün geliyorlar ki Mescid-i Nebevi'de işte sahabe-i kiram efendilerimiz bir takım mevzular konuşuyorlar ve bazı gülümseşmeler söz konusu. Bu gülüşmeleri Efendimiz Aleyhisselam görünce buyuruyorlar ki, aslında sizler ölümü çok sık hatırlamış olsaydınız,
şu gördüğüm vaziyette olmazdınız. Öyleyse lezzetleri yok eden şeyi, yani ölümü çok hatırlayın. Hani bazen böyle bir kahkaha tufanı kopar. Şimdi hayatı böyle bir şeye dönüştürdük biz. Böyle hayat gülmekten, eğlenceden, böyle en kaliteli yemekleri yemek, en kaliteli elbiseleri giymek, en kaliteli evlerde oturmak, en lüks araçlara binmek, hayattan maksat gaye buymuş gibi görüyoruz. En ufak bir aksilik, aksaklık bize göre olduğunda feryadı figan ediyoruz, isyan ediyoruz. Bazen bakıyoruz, işte deist olanlar, bilmem ateist olanlar, nihilist olanlar, şunu bunu olanlar, yani bazen espri olsun diye söylüyorum, bizim memleketimizde sabah erken kalkan bir düşünce akımı kuruyor. Efendim işte Allah var, bana karışmasın. Böyle bir şey mümkün yani, bunu çocuğa söyleseniz çocuk güler yani. Efendim işte şu sebepten bu, böyle bir şey, o bizim nefsimizin kandırması, bunu anlamıyor muyuz yani? Efendim işte bütün bu kusursuz işleyen sistem kendi kendine oldu, tesadüfen oldu. İşte ben bir ilah kabul etmiyorum, ateistim. Peki niye sen kendi kendine bir şeyler oluyorsa niye çalışıyorsun? Niye para kazanmak zorundasın? Kendi kendine çalışılsın, para gelsin sana. Yani çok böyle basit nefis ve şeytanın tuzaklarına çok çabuk düşüyoruz. Neden? Çünkü hayatı bir oyun ve eğlenceden ibaret görüyoruz. Halbuki hayat çok ciddi bir süreç. Gayet disiplinli, gayet ciddi bir şekilde tamamlanması gereken bir süreç. Oradaki ciddiyeti ve kıvamı da sağlayacak şey tefekkürü mevt. Yani ölüm tefekkürünü hakkıyla yapabilmek. Şimdi hangi noktada, hangi konumda, hangi zenginlikte, hangi cinsiyette, hangi yaşta olursa olsun insanlara bakalım. Yaşanan sorunlar, problemler, her bir kardeşimiz, nefsimize dahil olmak üzere, ölümü layıkıyla düşünerek yaşasa, bu sorunlar olur mu? Şimdi alışveriş yapıyoruz. Kandırdı adam bizi. Ölümü gerçek manada düşünen bir esnaf kandırabilir mi? Mümkün değil. Zerre kadar hayrın ve şerrin karşılığını göreceğine inanıyoruz biz. Yapabilir mi? Yapamaz. Efendim işte araç kullanıyoruz. Kavgalar, günahlar, öldürmeler, yaralamalar. Ölümü düşünen bir insan bu kötülüklere sebep olabilir mi? Namazı terk etmiş, zikri terk etmiş, Cenab-ı Hakk'ı unutmuş, emirlerini, yasaklarını unutmuş. Ölümü tefekkür eden bir insan bunlardan vazgeçebilir mi kardeşlerim? O yüzden ölüm tefekkürü çok önemli. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu uyarısı da çok önemli. Efendim, ölümü çokça hatırlamış olsaydınız, böyle kahkahalarla sürekli oyun ve eğlenceymiş gibi hayatı görmezdiniz. Ciddiye alırdınız hayatı. Bakın şimdi hayatın gerçekleri bütün boyutlarıyla, bütün gerçekliğiyle nerede yaşanıyor? Gazze'de yaşanıyor. Orada olup bitenler bir film sahnesi değil kardeşler. Günde yüzlerce kardeşimizi şehit ediyorlar. Ve üstelik yani efendim biz savaşıyoruz. Bu nasıl bir savaş? Karşıdan sana bir silah mı sıkılıyor? Senin kullandığın bombalar, kimyasal silahlar, bu bir artık savaş değil, soykırım haline dönüşmüş bu. İnsanları, hayvanları, çevreyi, tabiatı, her şeyi yok ediyorsun. Bunun adı neymiş? Savaşmış. Bu savaş değil. Bu bir katliam. Bu bir soykırım. Ve bu sahnede değil, film sahnesi değil. Bakın dün yapılan saldırılarda çoluk, çocuk yüzlerce, her gün oluyor da yani dünkinde gerçekten insanın aklını başından alan görüntüler var. Yani insanlar artık ölülerini nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Yani adam çocuğunu eline almış, kafası patlamış, vücudu dağılmış. Bunlar film sahnesi değil. Ama biz, yani sizi tenzih ediyorum ama kendi nefsim için söylüyorum, bir film sahnesinde film izlermiş gibi izliyoruz şu anda. Bir tepkimiz yok. Efendim işte boykot yapalım. Hocam bırak şu işleri. Daha hala boykotla mı uğraşıyorsunuz diyor adam. Allah Allah, yani orada kıtır kıtır tabiri caizse Müslümanlar kesiliyor. Biz hala boykot var mı, olsun mu olmasın mı bunu tartışıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil kardeşler. Biz işte birkaç gün daha yaşayacağız. Ne olacak birkaç gün daha yaşayınca? Yani artık ne olacaksa, ne bitecekse, ne yapacaksak bir an önce yapmamız lazım. Bu dünya hayatı geçici kardeşler. Asıl olan, kalıcı olan hayat
ahiret yurdu. Ve psikolojik olarak insan ölümden kaçmak ister. Rabbimiz de buyuruyor ki İslamübillah kul innel mevtellezî tefirrûn minhu fe innehu mulâkîkum. Sizin şu kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o ölüm bir gün mutlaka size gelecek. Siz yani ölüm neyse bunu tadacaksınız. İslamübillah kullu nefsin zâikatul mevt sümme ileynâ turcaun. Sadakallahul azim. Her nefis, her can ölümü tadacak. Bu ilahi hüküm, ilahi ferman böyle. Ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Zerre kadar hayır ve şerrin karşılığını göreceksiniz. Muhakkak ve muhakkak ölüm gelecek. Hayat yok olacak. Sevdiklerimizden mutlaka ayrılacağız. Kabirlerimizde tek başımıza kalacağız. Yaptığımız hayırlar varsa karşılığını, şerler varsa karşılığını mutlaka göreceğiz. Bizim mezarımızın kapısına kadar ailemiz gelecek. Ama onlar da bizi bırakıp dönecekler. Malımız, servetimiz, makamımız, mevkimiz, ünvanlarımız, ne varsa bu dünyaya ait sevdiğimiz şeyler. İşte yediğimiz kebaplarımız, evlerimiz, arabalarımız mezarın kapısına kadar gelecek. Onlar da oradan geri dönecek. Kim kalacak bizimle? Yaptığımız amellerimiz. Amellerimizle baş başa kalacağız kardeşlerim. Şimdi bakıyoruz Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesi. Cuma suremizin 8. ayet-i kerimesi. Kıyamet suremizin 26 ile 30. ayet-i kerimeleri arası, yani nereye gidersek gidelim, nerede bulunursak bulunalım. Hatta fi burucim müşeyyedetin buyuruyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Çok güçlü kalelerin, burçların içerisinde bile olsanız ölüm sizi gelip yakalayacak. Estağfirullah. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Birisine, onlardan birisine ölüm vakti, ecel vakti geldiğinde ne bir saat tehir edilir ne de bir saat ileri alınır. Bir an diyelim biz ona. Ne bir an ertelenir ne bir an efendim ileri alınır. Ne zaman? Şu saat, şu dakika, şu saniye şurada ve şu şekilde. Bu hepimizin defterinde yazıyor kardeşlerim. İşte bu ayet-i kerimeler de bu hakikatleri ifade ediyorlar. Şimdi biz maddiyatın maalesef, maddi duyguların, hissiyatların çok zirve olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Karnımız doyuyorsa mutlu oluyoruz. En güzel elbiseleri giyiyorsak mutlu oluyoruz. İşte gezdik, tozduk, şun, yani nefse hitap eden ne varsa mutluluk orada zannediyoruz. Halbuki bazen bedenimiz aç kalabilir, hastalık gelebilir, kazalar, savaşlar meydana gelebilir. Ve gözümüzün önünde bütün insanların böyle büyük bir hızla ölüme gittiklerini görüyoruz değil mi? Şimdi arıyor bir kardeşimiz. Ya hocam filanca arkadaş vefat etmiş, duydunuz mu? Ya arkadaş biz 10 dakika önce beraberdik adamla. Yarım saat önce beraberdik. Dün akşam bak oturduk, yedik içtik. Ne oldu? İşte kalp krizi geçirdi. Ne oldu? Evine giderken trafik kazası oldu. Ne oldu? İşte savaşta vefat etti. Ne oldu? Birisi cinnet geçirdi. Allah korusun. Duyuyoruz şimdi haberlerde. Hatta daha garip ölümler başladı. Nedir? Sokak köpekleri efendim sokakta yaşayan insanları paramparça ediyor. Oluyor muydu böyle şeyler? Bunlar da duymaya başladık. Daha da neler duyacağız? Şimdi salgın hastalıklar, işte ne bileyim aklımıza hayalimize gelmedik sebepler. Bunlar olabilir. Olacak da hepimize bir şekilde ölüm bir sebeple gelecek kardeşlerim. Ve bakıyoruz şu anda biz mesela şehrimizin kabristanındayız. Hemen yanımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını Sivas'ımıza taşıyan bir büyüğümüz var. O da bu dünyayı terk edenlerden. Terk etti. Ama şehit olarak Rabbimize kavuştu. Ve buraların İslamlaşması için bedel ödediler. Bugün biz burada böyle rahat konuşuyorsak, namaz kılıyorsak, Rabbimizi tanıyorsak, onların ödediği bedeller sayesinde bunlar bize lütfedildi kardeşlerim. Peki bu büyüklerimiz vefat ettiler. Çocuklardan vefat edenler yok mu? Daha bir günlük vefat eden var. Anne karnında vefat eden var. 3 aylık, 5 aylık, 3-5 yaşında, 15 yaşında, 45 yaşında. Yani illa ölüm bize efendim 80'de, 90'da gelecek diye bir şart kayıt yok. Çoluk çocuk, kadın erkek, hasta sağlıklı, zayıf güçlü, zengin fakir fark etmez. Şu anda toprağın altına bakın. O kadar da bir sessiz yatıyorlar ki böyle. Hiç seslerini duymuyoruz değil mi? Dünyadaki gibi bir kavga, bir gürültü, bir bağırtı, bir çekişme var mı?
Görünen boyutta yok ama yerin altında neler yaşıyorlar? Hani ne azaplar var, ne nimetler var. Bunu biz görmediğimiz için bakıyoruz ki kavgalar bitmiş. Ama şimdi bakıyoruz ya bilmem kaç dönüm tarla için annesinin babasını kesip doğuruyor. Bilmem kaç tane daire, bilmem ne para pul için kardeşini, akrabasını inkar ediyor. Diyor ki ne ölüme gel ne ölüne gelirim. Bu neyin hırsı dostlar Allah aşkına? Bu neyin aymazlığı yani? Ölüm böyle basit bir şey mi? Ve şu soruyu da sormak lazım. Bazen böyle haberlerde işte gazetelerde filan görüyoruz. Adam yazıyor diyor ki ebedi istirahatgahına işte uğurlanacak. Yani orası sanki tatil beldesi yani. Ne biliyoruz istirahat ettiğini? Bu kadar günah, bu kadar isyan belki de çok zulümler altında bize feryat ediyor. Diyor ki ya bak aklınızı başınıza alın bura çok zor. Hani Şemseddin Sivasi Hazretleri diyor ya ey gafil uyan rıhleti nagahı unutma yol korkuludur korkulu çok korkusu çok rahı unutma. Ey gaflet içerisinde gezip dolaşan insan ansızın gelecek olan ölümü sakın unutma. Şimdi ölümle beraber birçok yolculuklar başlayacak. Kabir alemi var, sorgu sual var. Efendim daha bilmediğimiz neler neler başımıza gelecek. Böyle korkusu çok olan bir yolu unutma. Bu unutulmazsa dünya sevgisi kalbimize girmez kardeşlerim. Dünya bizi meşgul etmez. Dünyamız ahiretimize hizmet edecek hale gelir. Ama ölüm unutulursa, ölüm üçüncü, beşinci hatta hiç listemizde yok. Tatile gideceğiz, emekli olacağız, para biriktireceğiz, şunu yapacağız. Bunun hiç ölüm yok yani. Ama ölüm gelebilir bunların her birisinin arasında. Herhangi bir tanesinin arasında. Ben şahsen şunu da çok yanlış buluyorum, onu da ifade edeyim. Efendim cenazelerimizi böyle şehir içinden alıyoruz, bir kenarda cenazelerimizi kaldırıyoruz. Artık bir mahallede cenaze görmüyoruz, sela duymuyoruz. Yani cenaze ölüm hayatımızdan neredeyse tamamen çıkmış durumda. Bu yanlış bir şey. Yani şu mahallede, bu mahallede vefat eden yakınımız bir mahallesine gelsin, bir helallik alsın. Oradaki insanlar ölümden bir ibret alsın, ders çıkarsın değil mi? Ölümü unut. Nereye kadar? Kavgalar, gürültüler, birbirimizle uğraşmalar, zirve yapana kadar ölümü unuttuk. Ölümü hatırlamıyoruz. Birisi ölüm dese, hocam böyle tatsız konuları açma, başka şeylerden bahsedelim. Ney? Oyun var, eğlence var, işte şıkırtı var, pıkırtı var, bunlardan bahsedelim. Ama yine ömür geçiyor, yine ölüm geliyor. Hayattaki en büyük gerçeklik kardeşlerim ölümdür. Bundan daha büyük bir gerçek yok. O yüzden ölümün ibret olmadığı bir dünyada başka hiçbir şey ibret olmaz. Bizim alimlerimiz, büyüklerimiz derler ki, şimdi biz böyle vaaz-ı nasihatler, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler işte hocalarımız hizmet etmeye çalışıyor. En büyük vaiz kimdir? Musallada yatan Mevta'dır. Çok sessiz konuşur ama çok etkili konuşur. O ne diyor musallada yatan ölü? Diyor ki bak ben de sizin gibi yiyorum, içiyorum, geziyorum. Hiç ölümü beklemiyordum. Ama ölüm geldi. Bak beni elbiselerimi çıkardılar. Kefenimin cebi yok gibi para koysunlar. Paramı da alamadım. Eşim de gelmiyor yanımda. Sevdiğim her şey arkada kaldı. Bir kefene sardılar beni. Tabutun içine koydular. Ben şimdi buradan sizin duanıza muhtaç olarak gidiyorum. Siz de geleceksiniz. Bundan daha etkili bir vaiz olabilir mi? Bundan daha büyük bir mesaj, bundan daha büyük bir gerçeklik olabilir mi? Ama şimdi ne yapıyoruz? Ya cenazeden geliyoruz. Ne yapalım? Hemen bilmem ne oyununa dördüncü arayalım. Cenazeye gittik de, canım cenazeye gittik, hiç mi sana tesir etmedi mübarek yani? Yani hocalarımız bilirler, zaman zaman karşılaşıyoruz böyle. Abimizin annesi vefat ediyor, babası vefat ediyor bakın. Acı bir şey olduğu için söylüyorum. Cenazeyi götürüyoruz, getiriyoruz mezarlığa. Adam o araba alıyor, ev satıyor, oğlana veriyor, kız gelin ediyor. Ya senin annen gitmiş, baba gitmiş. Daha nasıl bir ibret istiyorsun arkadaş? Yani daha nasıl bir yönümüzü ahirete çevireceğiz? Ha hocam şimdi ölümden bahsediyoruz. Böyle hocam korkuyoruz biz. Ölüm demesek mi, başka bir şey desek mi? Mevlana'mıza soruyorlar. Diyorlar ki efendim bu insanoğlu ölümden niye korkar? Halbuki Allah-u Teala her insanın gönlüne o ölüm gerçeğini gizlemiştir. Niye korkar? Mevlana'mız da diyor ki aslında insan ölümden korkmaz. Öleceğini bilerek yaşayan tek canlı
insandır. Biz biliyoruz öleceğimizi. Peki neyden korkuyoruz? Buyuruyor ki Mevlana'mız, ölüm bir ayna gibidir. İnsana kendi rengini gösterir. Bizim orada korktuğumuz şey ölüm değil. O ölüm aynasında kendimizi görüyoruz. Canavarlaştığımız halimizi görüyoruz. İşlediğimiz günahları görüyoruz. İsyanlar, hatalar bunları görünce diyoruz ki ama bu ölüm bize gelmesin. İş bayağı sakat yani ilerisi. Şimdi o yüzden Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdular? Allah-u Teala kulunu dünyada kalmak ile ahirete göçmek arasında serbest bıraktı. Kulu da ahirete göçmeyi tercih etti. Kendisinden bahsediyor Efendimiz. Beni dünyada bırakmak istedi Rabbimiz. Serbestsin. İster dünyada kal, ister ahirete gel. Ben ahireti tercih ettim buyuruyor. İşte Mevlana'mız ölümü ne olarak kabul ediyor? Şeb-i aruz. Sevgiliye kavuşma gecesi. Şimdi biz de aman hiç konuşmayalım ölümü. Ya çünkü onların Allah'ın izniyle, Rabbimizin lütfuyla böyle hesabını veremeyecekleri bir hayatı yok ki. Bu dünya hayatında yaşaya binlerce yıl yaşadık. Yani ne olacak netice itibariyle? Yine öleceğiz. Eğer yaşamımız böyle güzelliklerin artmasına, kulluğumuzun ileriye gitmesine sebep olmuyorsa o yaşamanın da bir anlamı yok. O yüzden büyüklerimiz hep ölümü arzulamışlar. Ölümü Rabbimizle aralarındaki bir engel olarak görmüşler. E şimdi kabir hayatı, Efendimiz öyle tarif etmiyor mu? Bir iyi insan vefat ettiğinde buyuruyor Efendimiz, ruhu hemen işte namazı kılınacak, kabire götürülecek, seslenirmiş oradakilere, beni çabuk götürün, kabrime çabuk götürün de oradaki nimetlere bir an önce kavuşayım. Eğer kötü bir insansa ne dermiş? Ya beni nereye götürüyorsunuz, bana niye böyle yapıyorsunuz? Ben size böyle mi yaptım? Aman ha beni oraya götürmeyin. İşte bu nedir? İyilikler varsa yapılan her bir iyilik orada karşımıza çıkacak kardeşlerim. Dünya bizi bu yönüyle aldatmamalı. Geçici zevkler peşinde bir ömür tüketmemeliyiz. O yüzden ölüm tefekkürü, rabıtayı mevt veya tefekkürü mevt bizim yol haritamız olmalı kardeşlerim. Hani bir çılgınlık yapacağız, hemen ölümü düşünmemiz lazım. Bir günaha gideceğiz, hemen ölümü düşünmemiz lazım. Hesabı verilemeyecek işlerin altında hemen ölüm. Ne var? Ölüm var, ötesi var, hesap var, mizan var. Bu bizim hayatımızı nizama girdirir, düzgünleştirir, zarifleştirir, nezaketleştirir, tertemiz bir hale getirir. Ama ölüm hayatımızdan, ölüm düşüncesi, ölüm ve ötesiyle ilgili hesaplar hayatımızdan çıkarsa kaos ve kargaşa olur. Rabbimiz hepimize imanı kamil ve ameli salih üzere yaşayabilmeyi, bu güzel hal üzere yüce zatına kavuşabilmeyi nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Şu anda huzurunda bulunduğumuz Abdullah Ebi Gazi Hazretlerinin, şehitlerimizin, peygamberlerimizin, evliyaullahın şefaatlerine nail olmayı Yüce Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sirri suretil Fatiha.